Tekrar merhaba arkadaşlar. Bu sefer bir kitap videosuyla karşınızdayım. Yeni aldığım kitapları size anlatacağım. Birinci kitabımla başlıyorum. Kelile ve Dimne. Bu kitabı alırken ki motivasyonum şöyleydi. Louvre Müzesi'nin Abu Dhabi'de bir şubesi gibi bir şey açıldı. Hani Abu Dhabi Louvre Müzesi açıldı. Orada da bir Louvre Müzesi açıldı. Oradaki ilk sergin konusu Kelile ve Dimne'ydi. Ve ben de bu hikayeyi merak ettiğim için, okumak istediğim için bu kitabı görür görmez aldım. Nereden aldım diye sorarsanız A101'deydi sanırım. Böyle küçük kitaplar için raf oluyor ya, genelde çocuk kitapları satılıyor. Oradan aldım. İkinci kitabım Anne Yarasını İyileştirmek. Annemle aram iyidir, arkadaş gibiyizdir. Sorunum yoktur. Annem yaşıyor çok şükür. Ama bu kitabın herkes tarafından okunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu atalarımızdan gelen yaraları da iyileştiren, ataerkil bir toplumda yaşadığımız için kadınların biraz ikinci planda olması nedeniyle kadınların hissettikleri acıları, yaraları anlatan bir kitap. O yüzden bu kitabın vereceği bazı yararlar olabilir. Eğer taraflı bakıyorsanız kendi fikrinizi de bir kenarda tutun ama bunun söylediklerini de bir kenara yazın diye düşünüyorum. En azından ben öyle yapıyorum şu anda. Ve yararını da gördüm, evet. Yani ilk 150 sayfasında falanım şu anda, yararını gördüm. Kamelyalı Kadın. Bize ilkokulda, ortaokulda söylerlerdi ya, hani okunması gereken kitaplar, işte Alexander Dumas'ın kitapları falan diye. O zamanlarda bu kitabın adını hep duymuştum ama hiç okumamıştım. Zaten biraz artı 18 bir kitapmış. Alexander Dumas'ın kendi hayat hikayesinden yola çıkarak yazılmış. Kamelyalı Kadın da bir fahişeye aşık olan bir erkeğin acılarını anlatıyor. Çünkü babası bunlara izin vermemiş. Babası oğlunu vazgeçirmeye çalışmış. Olağanüstü Bir Gece. Stefan Zweig'ın bir kitabı. Bunu da o A101'deki kitap sepetinden aldım. Görür görmez Stefan Zweig dedim. Her şekilde okunur dedim yani. Daha önce Stefan Zweig'ın birkaç kitabını okumuştum. Satranç. Bir Kadının 24 Saati gibi kitaplarını okumuştum. Bunu okumamıştım. Aldım. İvan İlyich'in Ölümü diyor. Tolstoy. O kadar ince bir kitap ki yine çocuk sepetinden aldım. Ama Tolstoy adını görür görmez aldım. İşte bu büyük yazarların kitapları da yani 10 sayfa bile olsa size gerçekten bir şey katıyor. Bazen göstereyim şu. Bu güzel bir kitap ama bunun kadar bir kitap bazen hiçbir şey katmayabiliyor. Bu Atomik Alışkanlıklar, hani ben bunu sevdim, bu kitap güzel bir kitap. Ama bunun kadar hacimli olan bazı kitaplar bir cümlesi bile aklımızda kalmadığı oluyor. O yüzden bunu aldım ve okuduğum zaman bana bir şeyler katacağını düşünüyorum. En azından okumanın zevkli geçeceğini düşünüyorum. Çünkü bazı bestseller olan kitaplarda okuma zevki bile alamadığımı söyleyebilirim. Mutlu Evim. A101 kitaplığından. Bunun içinde nakışlar var. Etamin nakışı var. Yün dokuması var. Kaneviçe var. Bunun gibi desenler var. Bunu ne yapacaksın diye sorarsanız. Bunları tabii çeyizim için düşünmüyorum. Çeyizim için annem yapmıştı geçmişte. Ama bunları ben sanat eserlerime uyarlamayı düşünüyorum. Şu anda çağdaş sanatta nakış çok fazla görüyorum. Yani tuvalin üzerine görüyorum, kağıdın üzerine görüyorum. Desenle beraber nakış teknikleri, dikiş çok fazla görüyorum. Ve tekstil sanatı şu anda bayağı bir yükseliş yaşıyor. Bizim de Güneş Terkol diye bir sanatçımız var. Onun eserlerini zaten biliyorsunuz, Venedik Bienali'nde de yer aldı. Evet, yani buradaki nakışları ben sanat eserlerimde kullanmak için, biraz öğrenmek için aldım. Ve A101 kitaplığından bir kitap daha. Frida Kahlo. Bunun içinde ne var derseniz. Bu aslında bir sanat terapisi, boyama kitabı. Ve evet, bunu da kendi sanatımda kullanacağım. Nasıl derseniz. Buradaki çizimlerden yola çıkarak ben kağıt kesme işi yapıyorum arkadaşlar. Kağıt kesmek de son zamanlarda başladığım ama çok keyif aldığım, içinde oyun hissini fazlasıyla barındıran bir sanat dalı. Yapan çok sanatçı var. Onları takip edebilirsiniz internette. İngilizcesi paper cutting. O şekilde aratabilirsiniz. Sadece paper cutting artist diye bütün hayatı boyunca
kağıt kesme yapan ve akademisyen olan sanatçılar var. Bunlardan bir isim vermek gerekirse Elsa Mora ismini verebilirim. Bunlar aynı zamanda kolaj da yapıyorlar. İşte ben bunları kağıt keserken bu çizimlerden biraz faydalanırım diye düşündüm. Bu çizimlerden yararlanarak kağıt kesme işimi biraz daha büyütmeyi, geliştirmeyi amaçlıyorum. Son zamanlarda aldığım arkadaşlar başka da kitaplarım var. İngilizce kitaplar var. Bazılarını görsel iletişim ve tasarım okuyorum biliyorsunuz. Uzaktan eğitimle. Kendi bölümüm yani giderek okuduğum bölüm reklamcılık çok eski zamanlarda okuduğum bölümüm. Ama onun üzerine ikinci üniversite diye tekrardan bir okula başladım. Ve bu da burada da bazı kitaplar öneriyorlar. Burada yeni medya sanatı ile ilgili bazı kitaplar, bilim kurgu kitapları. Bunlar gelecekte dünyanın nasıl olduğunu anlatıyor. Bu kitaplardan aldım ama şimdi önereceğim kitapların arasına koymadım onları. Umarım başka bir videoda da onlardan bahsederim. Sizin okuma günlüğünüz nasıl gidiyor? Okuduğunuz kitapları yorumlara yazabilirsiniz. En son aldığınız kitaplar neydi? Kitaplar gerçekten çok pahalı ama az önce aldığım kitaplar o kadar az bir para tuttu ki. Yani nereden bulabilirseniz bulun, kitap alın bence. Kütüphaneye de üye olabilirsiniz. Benim hali hazırda üye olduğum bir kitaplık var, kütüphane var. Kendi kitaplarımı da sık sık okudukça bağışlıyorum kütüphaneye. Ve bu şekilde benim okuma serüvenim devam ediyor arkadaşlar. Günde 30 dakika, 20 dakika yani 10 dakika ne kadar ayırabilirseniz ayırın. Okumanıza önem verin arkadaşlar. Size tavsiyem budur. Görüşmek üzere. Bay bay.